Bugün sözün özüne de Bismillah diyerek başlayalım. Ve bugün kıymetli, önemli, özel bir konuğumuz var. Hemen vakit kaybetmeden sizlerle tanıştırayım onu. Seyit Hüseyin Zerraki, araştırmacı, yazar. Nakibül Eşraf uzmanı, Dünya Seyitler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün sizleri ve sizlerin çalışmalarınızı biraz tanıyacağız, izleyicilerimize tanıtacağız. Sözün özünde isterseniz sizinle başlayalım hemen. Seyit Hüseyin Zerraki kimdir? Peygamber Efendimizin torunusunuz, kaçıncı kuşaktan? 38. Göbekli Efendim torunuyum. Evvela sizin Akit TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Beni bu programa aldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben Dünya Seyitler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanıyım. Bu derneğimizi 19.06.2014 tarihinde İstanbul Başakşehir ilçesinde resmi olarak kurmuş bulunmaktayız. Türk milletine hayırlı oğlu olsun. Yüce Rabbim birlik beraberimizi sağlasın. Devletimizi kıyamete kadar ulu kılsın inşallah. Bu derneğimizin kurulmasının amacı efendim sahte seyiti önlemek için. Dünyada öyle bir problemimiz vardı, evet, öyle değil mi? Evet yani, efendim. Şimdi şunu arz edeyim size. Bakıyoruz, herkeste bir seyitlik makamına yönelik biz işte seyitlerdeniz gibi şeyler. Evet, siz bunu efendim, önlemek amacıyla. Evet, bu derneğimizin kurulmasının amacı sahte seyitli ve istismarlı önlemek, gerçek seyitleri de kayıt altına alarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü esaslar doğrultusunda İslam dini peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyada ve Türkiye'de soyu ve ehlibeyti olan seyit ve şerif aileler arasında imkanlar ölçüsünde daha ileride imkanlarımız tabi olursa maddi ve manevi yardımda bulunmak, dayanışmayı sağlamak, seyitlik ve şeriflik makamının Nakibül Eşraflık Kurumu'nun anlaşılması ve gelişmesiyle ilgili bu alanda bilimsel etkinlikler ve yayında bulunmak, seyitlik ve şeriflik makamına haiz olanların görevlerini bildirmek, bu amaçlardan birine hizmet eden diğer dernek ve yapılar ile dostluk ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuştur efendim. Eyvallah. Amacı da belirlemiş olduk. Bu evet, bağlamda çalışmalara başladınız. Nasıl suistimal ediliyor? Efendim şimdi... Daha çok Türkiye'de şimdi, yanlış şimdi, bilinenler neler, oradan bir soralım. Efendim şimdi şuradan meseleye gireyim. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla birlikte bütün dünyadaki alimler, fazıllar, seyitler Rum diyarında İslam devleti kuruldu diye Bursa'ya akın ettiler. Bu arada cennet mekan Osman Gazi Bey düşünmüş, taşınmış bu seyit ve şeriflerle ilgili bir kurumun kurulması için talimat vermiştir efendim. İlk olarak Bursa'da Saadat Bakanlığı kuruluyor efendim. Bu Saadat Bakanlığı'nın görevi mevcut seyitler ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmak. Yani köprü görevini yapmak efendim. İl Saadat Bakanlığı Emir Sultan Hazretleri'nin talebelerinde Seyit Ali Nata'dır. Bin Muhammed'dir. Bu Saadat Bakanlığı'na atanınca Bursa'daki İshakiye Zaviyesi'nin vakfını da kendisine verilmek suretiyle padişah tarafında onunla verilen beratta bunu şart koşmuştur efendim. Şimdi 150 yıl Saadat Bakanı olarak bu kurum böyle devam ediyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u aldıktan sonra bu sefer Saadat Bakanlığı'ndan Nakibül Eşraflık Kurumu'na geçiyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in torunu Yıldırım Bayezid Han Hazretleri 1494 yılında Baş Nakiblik Kurumu kuruyor İstanbul'da. Bu Nakibül Eşraflık Kurumu'nun görevi de Osmanlı ülkesinde bulunan bütün seyit ve şeriflerin kayıt altına almak. Merkez İstanbul'da kuruluyormuş. Nerede seyit ve şerif varsa Baş Nakib Efendi mektupla Başbakan'a, sadarete bildiriyor.
Başbakan da o bölgeye Nakibül Eşraf Kaymakamı atıyor efendim. Nakibül Eşraf Kaymakamı da seyittir, ilmiye sınıfında seçilen bir seyittir. Diyelim ki Ankara'ya Nakibül Eşraflık Kurumu kuruldu ve oraya da Nakibül Eşraf Kaymakamı atandı. Bu kaymakamın görevi orada bütün seyit ve şerifleri bir arada toplamaktır. Onun ilk önce onlara sorduğu soru, diyor ki ben sizler için buraya atandım, kendinize gelin, ayağınızı denk atın, sakın ha bir suç işleyip de karşıma çıkmayın. Şimdi onları bir araya topluyor, diyor ki bütün kadınlarınızı dengi olan insanlarla evlendirin. İkinci sorusu, elinizdeki nesep seceresi varsa tasdik edeceğim diyor. Onları vergiden muaf tutuyor, onları askerden muaf tutuyor. Onları vergiden ve askerden muaf tuttuğuna dair ellerine birer berat veriliyor efendim. Şimdi Nakibül Eşraf Kaymakamların tuttuğu bu defterler Secere-i Tayyip'e defterleri. Bu defterler şu anda İstanbul İl Müftülüğü, Süleymaniye İl Müftülüğü, Meşihat ve Şeriye Sicilleri Dairesi'nde bulunmaktadır efendim. Şimdi derneğimize gelince, zaten biz burada da duyuru yapıyorum bütün seyit kardeşlerime. Diyorum ki Osmanlı döneminde Nakibül Eşraf Kaymakamları tarafında kimin elinde nesep soy seceresi varsa derneğimize başvursun, üye yapalım. Eğer secere herhangi bir sebeple kaybolmuş, yanmış, yırtılmış ise Osmanlı döneminde o ailenin ismi, baba ismi, lakabı, doğum yeri, ili ve ilçesi yazılmak suretiyle Nakibül Eşraf Kaymakamları tarafından kayıt altına alınmıştır efendim. O kayıtlar da İstanbul İl Müftülüğü Meşihat Arşivinde bulunmaktadır. Hmm. Oraya gitsinler, kayıtları varsa bana getirsinler, onları derneğe üye yapalım. Ama 3 yıldan beri maalesef çoğu kardeşlerimiz, seyit olduğunu iddia eden kardeşlerimiz geliyorlar. Bakıyorum ki ellerinde soy seceresi yok. Onları il müftülüğüne, İstanbul İl Müftülüğüne yönlendiriyorum. O kişi gidiyor, bir daha da geri gelmiyor efendim. Çünkü seyit değildir. Adam böyle kendini kandırmış kendi kendine. Ve özellikle... Veya insanları kandırmak için kendine efendim, seyit unvanını koymuş. Efendim bunlar hepsi mevki, makam, çıkar, siyaset için vatandaşı kandırmışlar. Bugüne kadar kendini seyit olarak ilan etmişler ama... bilimsel bir veri yok efendim. Seyit olmanın ispatı olması lazım. İspat nedir? Osmanlı döneminde Nakibül Eşraf Kaymakamların tuttuğu Secere-i Tayyip'e defterleri efendim. Bu defterler İstanbul İl Müftülüğü Meşihat Arşivindedir. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Yani birisi karşımıza seyit diye çıkınca bunun ispatı var. Evet, Osmanlı bununla ilgili gerekli kayıtları tutmuş. Gerçekten Peygamberimizin soyundan gelen kişilerin ispatına yönelik olarak çalışmayı yapmış. Bu çalışma da Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü'nde, İl Müftülüğü'nün arşivinde var. Evet, Meşihat ve Şeriye Sicilleri arşivinde mevcut efendim. O arşiv müdürü de Doktor Ayhan Işık Bey'dir. Bizim derneğimizin de kurucu üyelerinde efendim. Dolayısıyla herhangi bir insanları aldatmaya yönelik çaba buradan dönebilir. Maalesef efendim. Maalesef. Ki biri seyit olduğunu iddia ediyorsa gerekli belgeler Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü'nde var. Evet, Osmanlı'da efendim. Tutulmuş olan kayıtların derecesiyle birlikte. Ya bu nakip dediniz, Nakibül Eşraf. Efendim nakip, ne demek? Nakip seçilmiş demektir efendim. Nakip seçilmiş demektir. Nakibül Eşraf seçilmişlerin seçilmişi demektir. Bu Nakibül Eşraflık Kurumu'nun ana temeli Hazreti Peygamber ve Salatü Vesselam zamanında onun emriyle atılmıştır ve kurulmuştur efendim. Yüce Rabbimin anayasasında, Kur'an'da Şura Suresi 23, Ashab Suresi 33 ve 56. ayetleri nazil olunca Hazreti Peygamber ve Salatü Vesselam Hazreti Ali'ye emir vererek bu kayıtların tutulması için onu görevlendiriyor efendim. Hazreti Peygamber Efendimiz sağ iken bu kayıtlar düzenli bir şekilde tutuluyor. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bu kutlu soyun kayıtları Hazreti Ebubekir'e intikal ediyor efendim.
Hazreti Ebu Bekir de evet. Hazreti tutuyor, Ebu Bekir. Hazreti halifelerle mi devam ediyor? Evet efendim, sonra halifelerle devam ediyor. Kayıtlar halifelerle. Evet efendim. Ehl-i Beyt kayıtları halifelerle. Evet efendim. Devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir de vefat ettikten sonra Hazreti Ömer'e intikal ediyor bu kutlu soyun kayıtları. Yalnız Hazreti Ömer zamanında daha da genişletiliyor efendim. Divanlar kuruluyor. Bütün İslam beldelerinde divanlar kuruluyor. Bu divanların kurulmasının amacı Ehl-i Beyt, Ehl-i Abaya yardımda bulunmak üzere efendim. Sonra Hazreti Osman'a intikal ediyor. Hazreti Osman da biliyorsunuz o burada anlatmak istemiyorum. Çok hunharca şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Sonra Hazreti Ali'ye intikal ediyor. Hazreti Ali de zaten Ehl-i Beyt'in başıdır. O da düzenli bir şekilde bu kayıtları tutuyor. Hazreti Ali vefat edince Emeviler döneminde 50-60 yıl bu kutlu soyun kayıtları biraz tutmuyorlar. Sonra Abbasiler büyük devrimi gerçekleştirince Abbasilere intikal ediyor bu kutlu soyun kayıtları. Abbasiler döneminde iki tane nakbül eşrafı kurumu kuruluyor. Talibiler, Abbasiler. Abbasiler Hazreti Abbas'ın soyu devam edenlerin kayıtları tutuluyor. Talibiler de Hazreti Ebu Talib'in soyu devam edenlerin kayıtları tutuluyor. Yani Hazreti Abbasi Ali'nin döneminde de hem Hazreti Talib Abbasiler döneminde iki ayrı nakibül nukabalar kuruluyor efendim. Sonra 1109 yıllarında Fatimi Devleti, dünyada ilk kurulan Alevi Devleti, bütün İslam ülkelerindeki meşayikleri, ileri gelenleri topluyor. Diyor ki efendim Hazreti Peygamber ve Salatu Vesselam'ın ehli Abbasi kimlerdir? Bunlar diyor ki efendim Hazreti Ali, Hazreti Fatima, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Resulullah. O zaman diyor siz niçin Hazreti Abbas ile Hazreti Ali'nin kardeşlerin kayıtlarını tutuyorsunuz? Olmaz öyle bir şey. Ve hepsi aynı ittifakla 1109 yılından sonra sadece Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin'in soyu devam edenlerin kayıtları tutulmuş efendim. Abbasiler de Büyük Selçuklu Sultanı devralıyor. Selçuk Bey. Sultan Alparslan'ın dedesi efendim. Cennet mekan Selçuk Bey. Selçuk Bey zamanında da bu kutlu soyun kayıtları devam ediyor. Selçuklulardan Anadolu Selçuklularına intikal ediyor. Anadolu Selçuklularından Osmanlı Devleti'ne intikal ediyor efendim. Osmanlı Devleti de Cennet mekan Osman Gazi Bey bir kurum kurulması için emir veriyor. Saadat Bakanlığı. Bursa'da ilk önce bakanlık olarak kuruluyor. Bu bakanlık 150 yıl sonra yani 1494 yılında bu sefer Osmanlı'da Nakib-i Eşraflık Kurumu kuruluyor İstanbul'da. Baş Nakib Efendi. Efendim bütün ilçelerde ve diğer İslam ülkelerinde de Nakib-i Eşraflık Kurumu kuruluyor. Bu kurumu 1924'e kadar devam ettirmiştir efendim. Aynen Osmanlı padişahları gibi 63 tane baş nakib efendi gelmiş geçmiş görev değişikliği yapmışlar efendim. 280 tane de nakibül eşraf kaymakamı. Evet. En son Osmanlı Devleti'nin baş nakib efendi, nakibül eşrafı Çankırılı Çerkeşizade Seyit Muhtar Efendi'dir efendim. Ahmet Muhtar Efendi. 3 Mart 1924 tarihinde bu Hazreti Peygamber tarafında temeli atılan bu kutlu soy kurumu 3 Mart 1924'te ortada kaldırılıyor efendim. Ortada kaldırıldıktan sonra gerçek seyitleri hep arka plana ittiler. Seyit ve şerif olmadıkları halde Türk milletine seyit olarak tanıtmaya çalıştılar. Bazı şarlatanlar biz seyidiz, biz şuyuz, biz buyuz diye Türk milletine kendini tanıtmaya çalıştılar efendim. Evet, maalesef bunları biliyoruz. Özellikle tanınmış bir grupla da ilgili olarak bu tip şeyler var. Hani seyit soyundan geldikleri için ticarette büyüdükleri, medya organları aracılığıyla büyüdüklerini biliyoruz. Onlar var mı yok mu, sizin derneğinize üye mi aslında? Efendim, ispatı varmış, bilmiyorduk efendim, biz o zamana kadar ama Diyanet İşleri Başkanlığı... Efendim bizim derneğimize
100 tane ispatlı üyemiz var. Mesela, şu anda dernekte 100 tane mi? 100 tane ispatlı üyemiz var aileleriyle birlikte. Bunların hepsi Türkiye'de mi yaşıyor? Efendim şunu arz edeyim size. Bütün dünyadaki seyitlerin ve şeriflerin hemen hemen yarısından fazla. 2/3 Türkiye'de yaşıyorlar efendim. 2/3 Türkiye'de yaşıyor. Evet efendim yaşıyor. Türkiye'de yaşıyorlar. Osmanlı Devleti Türkiye'ye getirmiş. Türkiye'de de bu seyitlerin 2/3 batı illerimizde yaşamaktadır efendim. Batı illerimizde. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Edirne'de, Trakya'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da muhtelif yerlere yayılmışlar efendim. Bir seyit nereye göç etmiş, nerede doğmuş, nerede büyümüş ise o dili, o kültürü orada benimsemiş. Yani seyit denilince illahim Siirt'te veyahut da Tilo'da, Mardin'de, şurada, burada var anlamına gelmez efendim. Türk milleti bütün Peygamber Efendimiz'in nesline son derece saygı ve hürmet göstermiş, onları baş tacı yapmış efendim. Her tarafta seyitlerimiz vardı. Ama Batı Trakya'da bile var ya. Var yani. Efendim, ispatlı üyelerimiz bunlar var efendim. Sizin üyeleriniz mi? Bizim üyelerimizde Seyit Nizam Hazretleri'nin torunlarından, Seyit Nizam Efendi vefat ettikten sonra bu aile 1650 yıllarında Bulgaristan'a göç ediyor efendim. Ve tekrar Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bunlar tekrar ana vatana geliyorlar. Mesela iki tane o aileden var bizim üyelerimizden. Seyit Mehmet Nizamoğlu, onun oğlu Seyit Tuncay Nizamoğlu. Efendim şeyde ikamet ediyorlar, Beykoz'da. Burada da onlara selam ve saygılarımı arz ediyorum. Bunlar Seyit Nizam Efendi'nin ispatlı torunlarıdır efendim. Efendim yine Uşakizadelerden var efendim, Uşak üyelerimizden. Ankaravilerde var efendim. Yine Çankırı'da bizim üyelerimiz var. Doğu ve Güneydoğu'da efendim Berzenci ailesinde var üyelerimiz. Zerraki ailesinde var, Hamidi ailesinde var efendim. Bayağı üyelerimiz var efendim. Becirman ailesi var Doğu ve Güneydoğu'da. Muhtelif yerlerde bütün üyelerimiz var efendim. Peki bu Osmanlı kayıtlarında kaç aile var? Siz bizim derneğe şu anda 100 tane evet. üye var dediniz. Bu kayıtlarda kaç efendim, aile var? Siz efendim, hani bunların şu anda, kaçta kaçına ulaşmış şu anda oluyorsunuz? O matematiksel hesabı yapamadık. Eğer Yüce Rabbim izin verirse daha ileride o hesabı da yapacağız efendim. İnşallah. Hani ulaşamadığınız vardır. Şu anda tabii Türkiye'de ulaşamadığımız Seyit ve Şerif kardeşlerimiz var efendim. Türkiye'de çoğu bölgelerde ulaşamadığımız Seyit ve Şerif kardeşlerimiz var efendim. Ama Türkiye'nin her tarafına dağılmışlar. Az önce de arz ettiğim gibi bütün dünyadaki Seyitlerin ve Şeriflerin 2/3 ülkemize göç etmişler. Osmanlı onlara kucak açmış, onları baş tacı yapmış efendim. Hiç ummadığın bir bölgede Seyit var efendim. Çanakkale'de, İzmir'de, Türkiye'de de en çok seyitlerin çoğunlukta olduğu bölge Konya ile Niğde'dir efendim. Ankara, Bolu, Doğu ve Güneydoğu'da, Adıyaman'da, Adana'da, Hatay'da her tarafta var efendim. Ama önemli olan Türkiye'de seyit olduğunu iddia eden kardeşlerimizin elinde Osmanlı döneminde Nakibül Eşraf Kaymakamları tarafından verilmiş bulunan nesep seceresini istiyoruz efendim. Bu secere olmayınca kim seyittir, kim seyit değildir maalesef çok karışık bir durumdadır. Bunu seçemiyoruz. Bugün Urfa'da özellikle doğu illerimizde, Güneydoğu'da çoğu kişiler var. Seyit olmadığı halde kendini seyit olarak ilan etmişler. Ve yine arz ettiğim gibi Urfa'da sahte secere düzenliyorlar efendim. 300 liraya, 1000 liraya sahte secere düzenliyor efendim. Siz o gidip diyorsunuz ki neye göre çıkıyor? Efendim adam şarlatanın birisi kendi kendine sahte secere düzenliyor. Fakat istediği kadar o secereyi düzenlesin biz onu kaleye almıyoruz. Nazar itibara almıyoruz. Ne ben alıyorum ne bu işin görevlisi Doktor Ayhan Işık Bey İstanbul İl Müftülüğü Meşihat ve Şer'iye Siciller Şubesi Müdürü Doktor Ayhan Işık Bey. Burada da o kardeşime selamlarımı iletiyorum. Biz kesinlikle nazar itibara almıyoruz. Bizim nazar itibara aldığımız soy seceresi, nesli pak seceresi,
Peygamber Efendimiz'den başlayacak, en az onun dedesine kadar gelmiş olacak efendim. Yani secerenin sonunda seyit olduğunu iddia eden kardeşimizin dedesi yazılmış olacak efendim. Çünkü 1924'te bu kurum ortada kaldırılıyor. Ama normalinde 1924 tarihine çıktığında en azında o kişinin dedesi veyahut da babası yazılıdır. Benim babam 1895 doğumludur. 1910 tarihinde Nakibül Eşraf Kaymakamı tarafından vermiş olduğu hücretten ispatlanmış efendim. Adam Suriye'den geliyor veyahut da Irak'tan geliyor. Burada Nakibül Eşraf olduğunu iddia ediyor. Ben de onlara diyorum ki Nakibül Eşraflık Kurumu Osmanlı'da itti. En büyük Osmanlı Devleti. 1924'te bu kurum ortada kaldırıldı. Zaten Suriye'nin, Irak'ın, bütün Arabistan bölgesinin kayıtları burada. Siz orada kendi kendinize Nakibül Eşraflık roluna soyunursunuz. Orası da Osmanlı'ya bağlıydı. Orası Osmanlı'ya bağlı. Sen Nakibül Eşraf kurum başkanı yapamazsın. Sen bu secereyi düzenleyemezsin. Senin düzenlediğin secere yasa dışıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. İstediğin kadar bu secereyi düzenle. Sizin düzenlendiğiniz secereleri nazar itibara almıyoruz. Kimleri alıyoruz? 1000 yıl devam eden bu kurumun kayıtları İstanbul, Süleymaniye, İl Müftülüğü, Meşihat ve Şer'iye sicilleri efendim. Oradaki nesep secereleri galeye alıyoruz. Eyvallah. Bir reklam vereyim, aradan sonra devam edelim. Efendim. Kısa bir ara sevgili izleyiciler. Ve sözün özü sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra devam ediyor. Seyit Hüseyin Zerraki, araştırmacı yazar, Nakibül Eşraf uzmanı, Dünya Seyitler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı bizimle beraber. Gerçekten peygamberimizin torunu kim veya değil, artık bunu delilli, ispatlı, belgeli bir şekilde bizlere seyit olduğunu iddia edenler gösterebiliyormuş. Yani öyle havadan atma meselesi değil artık. Çünkü biz de bunun ispatı nasıl olacak diye düşünüyorduk. Biri çıkıyordu, seyidiz. Birileri de onlar seyit diye onun peşinden gidiyorlardı. Ve hatta onlar ne diyorsa bütün onların yanlışını böyle hiç çekinmeden yapıyorlardı. Onları ticaretlerinde büyütüyorlardı. Onlar onları istediği gibi kullanıyorlardı. Bir tanesiyle Balkanlara gittiğimde 2006 yılında hocam tartışıyoruz, konuşuyoruz. Patronlarını methediyor bana. Seyitler cennete gidecek diyor. Yani nasıl olursa olsun, günahlı günahsız. Yahu hani ayet var, peygamberimizin hadisi var. Peygamberimiz kızına bile diyor, kızın babana bile güvenme diyor. Anlatıyorum. Yok. İkna olmadı. İlla seyitler. Ya sen değilsin. Niye onları cennete sokmaya çalışıyorsun? Yani hani peygamber sokmuyor. Allah sokmuyor. Sen nasıl böyle bu kadar beyni alınmış bir vaziyette, tamam sen doğru söylüyorsun ama ne yapalım, seyitler cennete gidecek diye tutturmuş. Ya hani peygamber söylüyor bunu yani. Kızına bile güvenme diyor. Şey, babana bile güvenme, namaz, kızım namaz, diyor. Namaz, namaz efendim. Namaz, yani, namaz diye. Hani yapmış, böyle bir şey, böyle bir uyuşturulmuş insanlar var. Yani seyitler tarafından, birileri tarafından. Şimdi belgeli olması güzel hocam. Önünüzde belgeler var. Bu belgeleri de hani birileri sahte belge üretirse diye gerçeğini bize gösterirseniz efendim, gerçek nasıl efendim, onu evvela, da görmüş olalım. Evvela o seyit mutlaka ve mutlaka cedinin yolunda olacak. Hazreti Peygamber vesselatü vesselamın yolunda olacak. Ama adam gidiyor meyhanede içki içiyor, şurada dolaşıyor, burada dolaşıyor. Ben seyidim diyor. O adam seyit falan değil efendim. Tamamıyla seyitlere iftira atıyorlar. Asla ve asla. Yani bu, ben bakıyorum, araştırıyorum, görüyorum ki ülkemizde hemen hemen çoğu mevki, makam, çıkar, siyaset için bu seyitlik istismarlığı yapıyorlar efendim. Evet. Yani öyle değildir maalesef. Şimdi seyit olan, seyit olmanın ispatı olması gerekir efendim. İspat nedir? 1000 yıldır kayıt altına alınmış Nakibül Eşraf defterleri. Bu yani görevlilerin tuttuğu defterler. Secere-i Tayyip'e defterleri, diğer ismi Nakibül Eşraf defterleri efendim. Bu defterleri de tutan kişiler İlmiye sınıfında seçilen
seyit ve şerif olan akrabalarımızdır efendim. Eyvallah. Yani hiç kimse yalan söylemesin. Çoğu kişiler derneğe geliyorlar. Efendim diyor, babam demiş ki biz seyidiz. Dedem demiş ki biz seyidiz. Tamam efendim, seyitsiniz, baş tacısınız. Elinizde ispatlı belge var mı? Yok diyor. O zaman eğer elinizde ispatlı belge yoksa, Osmanlı döneminde gerçek seyitleri, Nakib-ül Eşraf kaymakamları kayıt altına almışlar efendim. Bu kayıtlar da Süleymaniye İl Müftülüğü Meşihat ve Şeriye Sicilleri arşivinde bulunmaktadır. Evet. Git orada bana belgeyi al gel, Ayhan Bey'de de tasdik ettir getir, sizi derneğe üye yapalım. Adam dernekten dışarı çıkıyor, bir gidiyor, bir gidiyor, bir daha gelmiyor. Bir daha gel. Bir daha hiç unutmam efendim, geçen yıl. Hani belki gitse değil mi oraya, Süleymaniye gitse, gidemez Ayhan Bey'in efendim. Yanına gitse, hayır. Evet. Ayhan Bey'in yanına gitse, ismini göremese, evet. Eyvallah. Evet, yok efendim. Ama o da yok değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle yok efendim. Şimdi secere denilince efendim, 5 çeşit secere vardır. Şimdi adam diyor ki efendim, bizim evde seceremiz var. Vallahi diyor, bizim de seceremiz var. Doğrudur, sizin evde secere var ama o ne seceresi? Nesli pak seceresi ayrı, yani seyitlik ve şeriflik seceresi ayrı, vakfiye seceresi ayrı, tarikat seceresi ayrı, icazet seceresi ayrı, aşiret seceresi ayrı. Bazılar özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bu Kürt kardeşlerimiz, batıdaki Türkmen kardeşlerimizin hemen hemen çoğularında aşiret seceresi var efendim. Ha. Yörük seceresi, Türkmen seceresi, işte Kürt seceresi. Doğrudur, bu secere var ama bu nesli pak seceresi değil. Adam diyor ki efendim, bizim evde altın silsile seceresi var. Yahu kardeşim, Allah'tan kork yahu. Altın silsile dediğin, bu Nakşi tarikat seceresidir. Bu peygamberin soy seceresi değil efendim. Siz diyorsunuz ki Ehl-i Beyt soy seceresi. Bizim kırmızı çizgilerimiz efendim Ehl-i Beyt, yani nesli pak, evet. Soy seceresi. Bu soy seceresi nerede ve nerede? İstanbul İl Müftülüğü Meşihat Arşivinde, adres orası efendim. Başka hiç alternatifi yok. İster seyit olduğunu iddia eden kardeşlerimiz, ister Suriye'de yaşasın, ister Irak'ta, ister İran'da, ister Türkmenistan'da, efendim ister Lübnan'da, ister Yemen'de. Bütün dünyanın ana kayıtları burada efendim. Adam birisi gitmiş Mısır'da bir düzmece toplama, bir secere satın almış, getirmiş. Buradan millete diyor ki efendim, biz 500 bin lira para harcadık seyit olabilmek için. Yahu kardeşim dedim, Allah'tan korkun. Siz parayla mı seyit oluyorsunuz? Seyitlik bir genetiktir. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatima ile Hazreti İmam Ali Mürteza'nın soyu devam edenlerle ilgili bu. Sen nasıl öyle şey yapıyorsun? Efendim diyor, biz seyidiz, 500 bin dolar para verdik, bu secereyi satın aldık, geldik. Doğrudur. Mısır'da gitmiş bir tane şarlatan tarafında o secereyi düzenlemişler, onlara vermişler efendim. Ama geçerli secere değil. Mesela yine çoğu yerlerde bana secere geliyor. Bakıyorum ki o secere 200 yıl önce yazılmış. Yazılmış da yalnız Nakib-ül Eşraf kaymakamları tarafından düzenlenmemiş o secere. O dönemdeki, o tarihteki yine sahtekarlar tarafından düzenlenmiş. Eğer Nakib-ül Eşraf kaymakamı bu gibi insanlara yakalarsa cezası da çok ağırmış efendim. Osmanlı kanunnamelerine göre sahte seyitliğin cezası 72 değnek sopa, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası, cezaevinde salı verildikten sonra bir önde bir arkada saçı kesilmek suretiyle halkın arasına bırakılıyor. Bir de Nakib-ül Eşraf Kaymakamı, diyelim ki Bolu Nakib-ül Eşraf Kaymakamı, o sahtekarı belli bir mahalde tutuyor. O mahallenin muhtarını çağırıyor. Diyor ki bakın diyor, bu sahtekar bu Peygamber Efendimizin yatak odasına girmiş. Bu sahtekarı burada ikamet ettiriyorum. Senin gözün bunun üzerinde olsun. Sakın ha muhtarım diyor, bir hafta bile bunu şey yapma. Göz önünde sakın kaçırma. Her an için bu başka yerlere gider. Tekrar kendini seyit olarak ilan eder.
Eğer o sahtekar ta tövbe edinceye kadar eğer tövbe etmese, üç kez tekrarlanırsa yine Osmanlı kanunnamelerine göre İmam Malik'in de belirttiği gibi o sahtekarın sağ eli kesiliyormuş efendim. Sağ eli kesiliyormuş. Cezası da efendim bu Peygamber Efendimiz'in yatak odasına girmiş hırsızlık yapmış. Yani nesebi belli olmadığı halde Peygamber Efendimiz'le soyunu birleştirmiş. Hazreti Peygamber diyor ki bizden olmadığı halde soyu bizim soyumuzla birleştirene lanet olsun ona. Yani babasından başka baba arayana Allah'ın laneti onun üzerine olsun efendim. Eyvallah. Yani önemli bir kriter bu. Osmanlı da bu konuda çok hassas yani davranmış. Benim burada bütün mümin ve Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye'mizde ne kadar ispatlı seyit ve şerif varsa bizim derneğimize başvursunlar. Onları üye yapalım. Allah rızası için bu sahte seyiti ünleyelim efendim. Her ününe gelen ben seyidim diyor efendim. Evet. Bugün kadınlar pazarına git Fatih'te. Maşallah iki kişiden birisi ben seyidim diyor. Yahu kardeşim tamam ama seyitsin. Bunu ispatı nerede Allah aşkına ya? Yapma böyle ya. Evet. İspat olmadan hiç kimse seyit olduğunu iddia etmesin efendim. Günahtır, iftiradır. Peygamber'e büyük iftira atmış oluyorlar efendim. Eyvallah, eyvallah hocam. Takdir edelim biz de çalışmanızı, bu konuda attığınız adım önemli bir adım. Bir de gösterecektiniz. Efendim Osmanlı döneminde görevli Nakibül Eşraf kaymakamları tarafından gerçek seyit ve şeriflere verilen soy seceresi, nesli pak seceresi böyledir efendim. Ben onu da burada size olalım. Bütün izleyicilerimize gösteriyorum. Bütün kardeşlerimiz baksınlar efendim. Bunu bir efendim şöyle. Şöyle. Bu efendim Osmanlı döneminde Nakibül Eşraf kaymakamları tarafından düzenlenmiş, mühürlenmiş benim dedeme verilen soy seceresidir efendim. Bu sizin dedenize verilen soy seceresi. Bizim aileye mahsustur efendim. Hazreti Peygamber ve Salatu ve Selam'dan Hazreti İmam Ali Mürteza'dan başlıyor. Hüseyin'i nesilden geliyor. En son secerenin en sonunda Hicri 1328 tarihinde mühürlenmiş, imzalanmış Diyarbakır Nakibül Eşraf Kaymakamı Es-Seyyid Muhammed Mesud Efendi tarafından tasdiklenmiş efendim. Sonunda benim babamın ismi yazılıdır efendim. Seyyid Muhammed Sabri. Bu evet. Bizim ailemize ait soy seceresidir. Türkiye'mizde de seyit olduğunu iddia eden kardeşlerimizin elinde mutlaka ve mutlaka böyle nesep soy seceresi bulunması gerekir efendim. Eğer bu bulunmasa kesinlikle ve kesinlikle ihtilaflıdır. Ama yalnız bunun dışında herhangi bir sebeple eğer bu secere çalınabilir, bu secere çalınabilir, kaybolabilir, yanmış olabilir veyahut da yırtılabilir. Bunun aynısı de Başbakanlık Osmanlı arşivinde mevcuttur efendim. Gitsinler, diğer kardeşlerimiz orada Nakibül Eşraf defterlerinde o ailenin ismi getirsinler bana geçerlidir. Onları derneğe üye yapacağım efendim. Eyvallah hocam. Bunun dışında her ne kadar Doğu ve Güneydoğu'da başka bölgelerde düzenlenen secereler onlar geçersizdir efendim. Çünkü Nakibül Eşraf kaymakamların mühürü, imzası yoktur efendim. Kendi kendine düzenlemiş. Bugün nüfus cüzdanı kim düzenliyor efendim? Nüfus müdürü. Normal bir bakkal veyahut da bir işçi veyahut da bir marketçi nüfus cüzdanı düzenleme yetkisi var mı? Yok. Yok. Ancak nüfus müdürü düzenleyebilir. Secerelerde de Osmanlı'da düzenleyen Nakibül Eşraf kaymakamları efendim. İlmiye sınıfında seçilen seyit ve şerif olan Nakibül Eşraf kaymakamları efendim. Eyvallah hocam. Böylece bir gerçeği de gözler önüne sermiş olduk. Yani birileri seyit diye ortaya çıkıyorsa öncelikle böyle bir evrakı olması gerekiyor. Seyit olduğunu gerekiyor. İddia eden kardeşlerimizin elinde mutlaka ve mutlaka soy seceresi. O soy seceresi de ona ait olması lazım efendim. Aksi takdirde çoğu illerimizde birbirlerinin seceresini çalıyorlar efendim.
10 yıl önce bir araştırma için, 10 yıl önce bir araştırma için Ağrı'ya gittim. Dediler işte falan köyde bir seyit var. Biz heyet olarak gittik. Ben, emekli bir müftü kardeşim, bir de bir profesör kardeşim. Neyse gittik o seyidin evine. Hoş beş. Dedim ben araştırmacı yazarım. İşte Türkiye'deki seyitleri tespit ediyorum. İnşallah daha ileride bunun ana temeli olan bir dernek kurmayı düşünüyorum. Gittim o köye, oturduk, çay içtik. Dedim efendim seyitsiniz. Evet dedi, Allah'a bin şükür biz seyidiz. Peki dedim ispatınız var mı? Var dedi. Nedir dedi, bizim seceremiz var efendim. Secereyi getirdi. Ben ve emekli müftü kardeşim, bir de profesör, tarih profesörü kardeşim. Biz inceledik, secere doğrudur. Hazreti Peygamber'den başlamış, Hazreti Fatıma, Hazreti İmam Ali Mürteza, Hazreti Hüseyin'i nesilden geliyor. En sonunda 1918 tarihinde tasdik görmüş efendim. 1918 tarihinde o secerenin sonunda bir isim yazıyor. İlk önce adı geçen şahsa söyledim, dedim senin baban ismi nedir? Dedi benim babam ismi Ahmet. Deden dedi Muhammed. Onun babası Said'dir. Baktım ki secerenin sonunda Abdülgafar yazıyor. Yahu dedim kardeşim bu secere doğrudur ama size ait değildir. Yok dedi efendim bize aittir. Bu secere bize aittir. Sonradan Müftü Bey biraz ona nasihat etti. Baktım adam hüngür hüngür ağladı. Dedi ki efendim benim babam 1938 tarihinde bu secereyi bir köyden birisinde satın almış. İki çift öküzle. Yahu dedim bunlar kardeşim. Bunlar da oluyor yani. Başkasına ait nüfus cüzdanı. Ben öyle düşünüyorum. Başkasına ait nüfus cüzdanı ne hakla sen üzerinde taşıyorsun? Bu dübedüz sahtekarlıktır. Böyle şey olur mu? Evet, ondan sonra adam ağlamaya başladı. Peki dedim asıl seceresi kimindir dedi. İşte efendim falan aileden birisi. İsmi vermek istemiyorum. O aileyi çağırdık. Secereyi ona teslim ettik efendim. Böyle sahtekarlık var mı efendim? Eyvallah. Günahdır, iftiradır. Çok doğru hocam. Çok doğru. Hassasiyetiniz için bugün, teşekkür ederiz. Bugün ülkemizde ne kadar tarikat şeyhleri varsa onlara saygılarımı sunuyorum. Biz tarikat şeyhlerine karşı değiliz. Alevi dedelere karşı değiliz. Bektaşi babalarına karşı değiliz. Ama efendim şeyh olmak ayrıdır. Dede olmak ayrıdır. Bektaşi olmak ayrıdır. Caferi olmak ayrıdır. Milletimiz bunları birbirine karıştırıyor. Yani evet, ben son derece dini bütün demokrat bir insanım. Ben bütün insanları seviyorum efendim. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Sonuna geldik programımızın. Ayağınıza efendim. Bir daha şunu arz etmek istiyorum. Evet son cümle olsun hocam. Son cümle olarak burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bütün devlet yetkililerimize sesleniyorum. Onlara selam ve saygılarımı arz ediyorum. Bir daha Diyanet İşleri Başkanımıza efendim. Bu Nakibül Eşraflık Kurumu'nun bir an önce aktif hale getirilmesini istiyorum efendim. Sahte seyitti önlemek için tek çare bu Nakibül Eşraflık Kurumu'nun aktif hale gelmesini, bir daha bizim dernekle ilgili bir bina istiyor efendim. Bir bina istiyor Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Sayın Cumhurbaşkanımıza da zaten bu konuda randevu talep etmiştim. İnşallah eğer görüşürsem Sayın Cumhurbaşkanımla bu konuyu da ona arz edeceğim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ayağınıza gönlünüze sağlık. Sevgili izleyiciler, sözünün özünü böylelikle noktalıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.